Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Erzurum Tekmen ilçesinde Aydınlar Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Sipket Kaçar ile mahalleye dönüşen köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Muhtarım ilçenin kıdemli muhtarlarına 4. dönem seçilmiş. Mahallenin ismi Aydınlar ama mahalle şu ana kadar aydınlanmamış. Neden diyecekseniz, buraya gelene kadar yol içerisinde yol aradık. Ham kırmızı toprak mucurlanmış. Taşlar var yolların içerisinde sayın izleyiciler. Öncelikle ben araştırmacı gazeteci olarak mahalle olan bu Aydınlar Mahallesi'ne bu yol yakışmıyor. Ülkemize hiç yakışmıyor. Dağlaşlara gelince Erzurum'un ülkemizin dağlaş insanlarına yakışmıyor toprak yollar. Yani Tekmen'de gerçekten çok üzüldüm. Birçok köy yolu, birçok köyü ziyaret ettim. Hep yollar toprak kalmış stabilize. Evet, evet muhtarım bunun nedeni nedir? Şimdi ben 20-25 yıllık hep muhtarlık yapıyorum. Evet. Türkiye'nin her tarafına gezmiş. Şimdi aklıma şu geliyor, işi gerçeği. Ya Erzurum'a gidiyorum, bakıyorum adamın üzeri çiftliği. Evet. Yolun sıcak altında. Evet. Çiftlik, hayvan çiftliği, sıcak altında. Ha bize gelince ben yani bunu deyince yanlış anlaşılmasın yani bu ayrımcılıkla bir alakası yok. Mesela gelmişsiniz bizim bu grupta 3500 nüfusumuz var. Evet. 3500 büyük bir köyümüz var. Evet. Yok köy. Yolumuzu görüyorsunuz. Yol işte vermiş arkadaşlar. Değil mi? İşler yani o 3500, yani 4000 nüfusu bir yolu görüyorsun. Evet. Bak çiftliği yolu sıcak. 24 tane de öğretmeni var. Yani. Evet, bu öğretmenler de bu köye gelip yani, gidiyor arkadaşlar. Bir yazık. De, yani bizimki bir de servis, başka sana çocuklar gidip geliyor. Evet. Ama isterse sizinle gelin, isterse siz gidin. Başkasının köyünde en az 1500-2000 nüfuslu şey, öğrenci var. Evet. Ben o okulda okumuşum. Siz de o okulda okudunuz. Ben hele de o okuldan okumuşum. Hele eski, hele de eski. Bir de milletvekili köyü. Evet. Zehra Taşkesen'in köyü. Taşkesenli oğlu. Köyün de soy ismini almış. Taşkesenli oğlu. Gidin o okulları görün. O zaman bana bir şey diyemezsiniz. Tamam bunu da çekelim. Röportaj yapacağım. İsterse ben gelirim sizinle. Muhtarımıza röportaj yapacağız. Muhtar belki söyleyemez. Evet. Belki söyleyemez. Ama gidin o okulları gözünle görün. Bizim köy çocukları gidip o okullardan okuyor. Okuyor. Evet. Bakalım onu da çekelim bu tarafa. Yani. Ha. Yani bir mesele var. Bir de köprünüz yani. O yolu, o köprüyü kullanıyoruz. Köprü de kullanılmaz hale gelmiş neredeyse. Yani. Doğru mu efendim? Yani aynı. Öyle. Artı yani Türkiye'nin birçok yerine gittim. Hep deniz sahaları yapılmış. Oraya mutlak köprünün en azından 100 metre etrafına dair ıslahı yapılmalı. Doğru mu efendim? Bu köprüyü korumak için. Arkadaşlar yani bakanlık yapan bir şu anda milletvekilimizin köyünün içerisinden geçtik. Ancak yani gözlerime inanamadım yani. Evet. Evet. Bir de artı alt yapı yok. Kaç tane muhtarın burası nüfus ne kadar? Sizin köyünüz, mahallenin. Yazın 40-50 tane. Kışın 25 tane. Evet. Evet, çok güzel bir cami yapılmış, altı taziye bir altı. Cami kendi imkanlarımızla yaptık. Evet. İşte devlet katkısı bir çöpüyor. Allah razı olsun arkadaşlar. Yani bu az bir haneli mahallede çok güzel bir cami yapmış. Biz buradan şey ettik, paramızı topladık. Amcam oğlu inşallah onun destekle yaptık. Evet. Taziye evin. Taziye de yapılmış altında gördüm. Evet. Yine devlete herhangi bir katkısı yok. Evet. Yani kesinlikle ve asla. Evet. Sadece geçen sene karfeler çektim. 10-12 bin lira kaymakam beyin bir desteği oldu. Evet. Ondan sonra hiç kimsenin bir desteği olmadı. Altyapı yok. Köy içinde bir gezelim, köy halini bir görün. Evet. Ha ben değil, ben ağlamamışım. Hiç parke taşı yok galiba köyde. Yok. Verilmedi, dökülmedi. Yok. Döşülmedi, evet. Yok. Ben şahsım olarak bak geçen sene bir ev arası yapılıyordu. Mefesleri de getirmişim. Evet. Geçen sene bir ara başladılar terk ettiler. Evet. Yani ben böyle düşünüyorum. Ha ben diyeyim ben ağlamamışım. Hey. Ağladın. Gidip ağlarsa ikinci sefer seni içeri almıyorlar.
Bir daha fazla ağlamasın diye yani. Dayanamıyor ağlamak. Yani evet. Bu neyin neyisi? Yani gerçekten ya biz insanız ya. Bir de daha gitti oradan ya aydan yaşıyor. Böyle bir röportajımız. Yazık bize yazık günler. Hele hele bir kışın gelin çocukları halimizi görün. Bunlar keşke kışın gelseydiniz. Bu yavrular nasıl okula gidiyor? Evet. Nasıl eğitim görüyor? Evet. Yani biz ondan dolayı köyü terk ediyoruz hepsi. Evet. Hizmet gelmemiş arkadaşlar. Hizmette unutulan bir mahalle burası. Daha önce de köymüş. Köyken de hizmet alınmamışsın yani. Köyken. Sadece bura değil bak. Sadece bura. İl özel idaresinde almamışsın muhtarım yani. Almamışım. Ben bir şey almamışım. Evet. Eğer devletin... Yani çok da ağladın değil mi efendim? Ben çok ağlamışım. Ben razımı almadım. Hep geri gelip burada oturuyorum. Evet. Sayın izleyiciler, muhtarımız gerçekten kültürlü bir arkadaşımız. İlk olarak böyle güzel bir dizayn edilmiş. Evet, muhtarımızın evet. Bir röportaj yapıyoruz. Genelde evet. İşte bu bölgede şark köşeleri var. Evet. Yerde oturuyor ama muhtarım modern çağı yakalamış. Evet. Doğru mu efendim? Evet. Onu da belirtelim. Evet. Hoş geldiniz. Evet muhtarım, 2000 geçen yıl araba aldım dediniz. Bir yılda arabam pert oldu dediniz. Evet. Doğru mu efendim? Doğru. Evet, olmaması imkansız zaten. Sadece yani, benim değil. Bütün vatandaşlar. Köyün servisi var. Yani çocukları götürüp getire yani adamlar alıyor sadece biz değil. Evet. O 300 hanelik köy var ya. Orada sordunuz mu? Evet. Berbat durumda. Yani. Berbat çok yani arkadaşlar yani bir bu oraya hatta o toprak da buraya gelirken o bir yerden alınmış kırmızı yani. Toprak. En azından bir silindir geçse üstünden o taşlar orada olmaz arkadaşlar. Yani buradaki burada da yaşayan insan yani sanki bir arazi olur. Bizim oraya gelseniz arazi yolları buradan düzgün. Yani bir de yani ben her zaman söylüyorum. Lafınızı unutmayın. Şimdi karşıda röportaj yapıyoruz. Bir arkadaş geldi. Elektrik mühendisiymiş. İskenderun'a göre yapmış demir çelikte. Muhtar da dedi ki yayla yolundan bahsetti. Yayla yolunun işte açılmasını falan istiyor. Grader vurulmasını istiyor. Dedim abi bizim yaylalara gittiniz mi dedim mühendis arkadaşa. Orada yaşamışız 15 yıl. Gitmem mi Süleyman Bey dedi. Nasıl dedim? Yolda asfalt dedi yok. Yaylalarımızın yolları asfalt. Evet doğru. Buraya geldik Erzurum'a Tekman ilçesinde. Mahallenin ana ulaşım yolları ne? Toprak. Toprak evet. İşte arkadaş dedi ki biz 100 yıl gerideyiz. Yani ben Suriye'ye iç savaş çıkmadan önce 2011 yılında ziyaret etmiştim. Yani Suriye o zaman bizim 30-40 yıl gerimizdeydi. Burası da aynı, yani batı illerine bakacak olursak, Tekman ilçesi için konuşuyorum, yani 30-40 yıl gerideler. Evet. Doğru mu efendim? Doğru da. Ama çok da güzel, misafirperver, cana yakın insanlar işte, dadaş bunlar arkadaşlar. Yani bu hizmetler neden yapılıyor? Neden yapılmıyor muhtarım? Ben şunu anlayamadım, biz devletimize çok bağlıyız. Yani evet. Türkiye hepimiz, hiç kimse hepimiz. Yani hep bir bayrak altında yaşıyoruz. Burada kesin bir ayrımcılıkımız yok. Evet. İki dedem de şehit Pasiner'de. Evet. Ama ben yine de daha da bir şey anlayamadım. Yani size diyorum ya çiftliği yolu sıcak asfalt, çiftlik hayvan. Hayvancılığı yolu asfalt. Evet. 3500 nüfusun zaten bizim sadece grup değil. Gezin Tekman'dan göre. Evet. Arkadaşlar yani Türkiye yani Erzurum'un diğer ilçelerine geldi. Birçok ilçede yani. Sıcak asfaltlar yapılmış. Çok küçük köylerin dahi yolları sıcak asfalt yapılmış. Bu sıcak asfaltların artık Tekman ilçesine gelmesini istiyoruz. Bir, Erzurum İl Milletvekillerinin bu konuda müdahil olmasını istiyoruz. İki, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen artık Tekmen'e de hizmete başlamalı diyoruz. Doğru efendim? Ben zannetmiyorum. Evet. Ben zannetmiyorum. İnşallah bizim sayemizde bu hizmet gelecek diyoruz. İnşallah. Yani sesinizi, Tekmen'in sesini inşallah duyuruyoruz. Devletimizin en tepesine. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız ve ülkemizin ilk başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Tekmen'in hizmette unutulan mahalleye dönüşen köyleri var. Yolları toprak stabilize, taşlar var koca koca. Yeni nesil araçların gitme şansı yok. Bu Tekmen ilçesinin de artık mahalleye dönüşen köyleri medeniyetle tanışsın. Yol medeniyet ise doğru mu efendim? Evet, doğru. Diyoruz. Başka doğru. Da söze gerek yok diyoruz. Evet. Muhtarımıza da Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi aracıyla sesini duyurduğu için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz.